Yani olay aslında birçok basın kuruluşunda veya hukuk mahkemelere düştüğü andan itibaren sanki iki ailenin basit bir kavgasıymış ve bunun üzerinden bir cinayet dosyası oluşmuş gibi adlandırılıyor. Aslında bu iki ailenin bir kavgası, basit bir kavgası değil. Mayıs ayındaki seçimlerde Şenobaki beldesinde açık oy kullanmak isteyen Şeyh Muz Babat'ın oğlu Metin Babat, daha sonrasında sandık görevlileri ve oradaki bulunan müşahitler tarafından, ki müşahitlerden bir tanesi de Ahmet Gün'ün akrabası. Onlardan bir tanesini bildiğiniz arbede çıkarak bir kavga, dövüş yaşanıyor ve bununla ilgili soruşturmanın hala devam ettiğini biliyoruz. Aslında olay burada başlıyor ama bu olayın içerisinde belirtmek istediğim Ahmet Gün yok. İkinci olarak geçiyorum. Bütün her tarafta basına da düşen yerlerde halı saha kavgası, 15 yaşındaki iki tane çocuğun halı saha kavgasından bahsediliyor. Gün ailesi ya da doğrusu Gün ailesinin akrabaları ve Babat ailesinden iki çocuğun kavgası. Çok basit. İki gencin kavgası üzerinden yürüyen bir süreç var. Bu kavgada yine Ahmet Gün yok. Bunu da belirtmek istiyorum. Yani genç şeyler girmiş ve bununla beraber Şeyh Muz Babat bütün aileye bir ambargo uyguluyor. Ahmet Gün bu olayda nerede ortaya çıkıyor? Ahmet Gün bu olayda barış süreci oluşsun, barış oluşturulsun diye akil insanları toplayalım, köy büyüklerini toplayalım ve bir barış oluşturulsun diyerek işin içerisinde bulunuyor Ahmet Gün ve bununla beraber yine Şeyh Muz Babat ve ailesi tarafından çok net bir şekilde ambargo uygulanıyor. Bu ambargo nasıl oluyor? Köyde, beldede ekmek dahil verilmeyecek şeklinde. Bu halı saha kavgası sonrasında, iki çocuğun halı saha kavgası sonrasında karşı taraf Babat ailesi iki kez eve saldırıda bulunuyor. Babat, Gün ailelerinin evlerine. Yine kolluk bir şey yapmıyor oradaki bulunan jandarma. Şimdi niye Ahmet Gün olayını sorgulamamız gerekiyor burada? Niye Ahmet Gün? Ahmet Gün DBP yöneticisi. Şenoba'da DBP'li olan, HDP'li olan, yurtsever dediğimiz ailelerden bir tanesi. Bu Babat ailesinin zaten katliamlar zinciri çok net bir şekilde belli. Bu Babat ailesinin basından öğrendiğimiz kadarıyla cinsel istismar, tecavüz ve taciz vakaları aşikar. Gündemden düşmüyor. Hiçbir şekilde gündemden düşmüyor. Bununla beraber çok geçtiğimiz yakın bir dönem içerisinde yine Şenova köyünde Firdevs Babat'ın tecavüz edilerek katli. Yine hukuken kapatılmış bir süreç. Doğru düzgün soruşturma ilerletilmemiş. Babat ailesi devletin gücünü kullanarak kendisini orada küçük bir devlet yaratmış. Ya da yaratmaya çalışmakta. Buna karşı gelen olursa, bunun karşısında duran olursa, onun istediğini yapmayan olursa, kendini devlet sanan bir zat ya da bir aile her türlü ahlak dışı, katliamvari, her türlü şey yapabilme durumunda. Şimdi burada inceleyecek olursak Ahmet Gün ve Abdurrahim Gün devletin koruculara vermiş olduğu silahlarla öldürüldü. Bu iki aile arasındaki kavga değildir. Bu olay çok net bir şekilde Şen Yaşar ailesinin olayıdır. Bu olay yani Şen Yaşar ailesinin katliamı olayıdır. Bu olay Konya Dedeoğulları ailesinin katliamı olayıyla aynıdır. Bu olay Babat ailesinin Gün ailesinin yaptığı bir katliamdır. Bu olay siyasi bir cinayettir. Ahmet Gün tek kurşunla kafasından vurularak öldürülmüştür. Ahmet Gün'ün vurulma şekli göz altından girip enseye doğru çıkan bir kurşunladır. Bakın çok net Ahmet Gün 1,80 boylarında bir kişi. Çok net bir şekilde Ahmet Gün'ün infazıdır bu. Dediğimiz Kalaşnikov marka devletin koruculara vermiş olduğu marka silahlarla bir bacağın katli ve başın yani bir bedendeki bir başın bütünlüğünün yok olmuş haliyle olan bir infaz biçimi. Şimdi burada 3 kişi 4 kişi sorumlu değil. Burada Babatlar sorumlu, sadece onlar sorumlu değil. Yani Babatlarda bu dört kişinin olaya karışan dört kişi sorumlu değil. Şeyh Muz Babat azmettiricidir.
Çünkü olaylar en başından beri korucuların içerisinde korucu başı olduğundan kaynaklı hiçbir şey ondan imkansız, ondan bilgisiz bir şekilde yapılamaz. Diğer olaylar gibi. Çünkü öyle bir şekilde nam salmış ki şu zamana kadar taciz ve tecavüz vakalarının tamamı hukuk tarafından parayla kapatılmış, hukukta da farklı bir şekilde kapatılmış. Hatta yine basından öğrendiğimiz şekillerde birkaç ay yatar çıkar, hallederiz tarzı cümlelerle kapatılmış dosyalar var. Bu insanlar korunuyor. Bu insanlar devlet tarafından korunuyor. Ve cenazeye giden valiliğin de söylediği gibi değil hiçbir olay. Valilik gittiğinizde bu siyasi bir cinayet değildir tarzında söylemleri aileye biz kabul etmiyoruz. Bu siyasi bir cinayettir. Bu suçun üstünün kapatılmaması için elimizden geleni yapacağız. Bu insanların herhangi bir şekilde idari soruşturma geçiriyorlar mı biz bilmiyoruz. Dosyanın içerisinde hiçbir şey yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz çünkü. Bu dosyaya gizli karar neden getirildi onu bile bilmiyoruz. Ne kapatılmaya çalışılıyor? Ahmet Günde, Şenoba'da katli vacip sayılabilen insanlardan da onlara göre.